7.4 voltu bir ölçelim. Bakın 8 volt civarında. Niye 8 volt gösteriyor? Burayı açıyorum. Burayı açtığım zaman bakın burada da bir on off düğmesi var. Burası da açıp kapattığınızda şu an motor sürücü devresini bu şekilde beslemiş oluyorsun. 4.82 volt diye göstermekte. 0,66 amper yani 660 miliamperlik bir akımla şu an şarj ediyor. 7.4 volt VCC'si bu tarafta. Bunu alıyorum. Buradaki Win girişine bağlıyorum. Herkese merhabalar. Bu videomuzda 18650 lityum batarya şarj modülünü inceleyeceğiz. Arduino projelerimizde veya powerbank güç kaynağı olarak bu kitimizi nasıl kullanabiliriz? Bunları göstereceğim. Devremiz bu şekilde. Şöyle üzerindeki malzemeleri daha yakından görmek için kameramı isterseniz bir yaklaştırayım. Evet, üst tarafta iki tane pil yuvamız var. İki tane 18650 lityum pilimizi şarj edebilmekte. Buradaki iki pilimiz seri bağlı birbirine. Üst taraf sağ kısımda Type-C bir şarj girişimiz var. Pilleri buradan şarj edebiliyoruz. Bu tarafta bir BMS devremiz var. Her iki pilin voltajını izleyip denge sağlamada, aşırı akım koruması, aşırı deşarj koruması, kısa devre korumasında devremizi korumakta. Şu üst kısımda aynı zamanda bir tane 5 volt butonumuz var. Bu kitimizi bir güç kaynağı ya da powerbank olarak kullanmak istersek buradaki butona bastığımızda dışarıya 5 volt çıkış alabiliyoruz. Böylelikle de telefonlarımızı şarj etme imkanı elde edebiliyoruz. Şurada 4 tane ledlerimiz var. Şarj ederken buradaki led ışıklarından şarj seviyemizi görebiliyoruz. Şurası 1/4 yani %25, %50, %75 ve %100 yani tam şarj olduğunu buradaki led ışıklarından anlayabiliyoruz. Bu tarafa gelirsem burada bir USB çıkışım var. Dışarıya güç kaynağı olarak enerjiyi buradan alacağım. Cep telefonları şarj etmek için powerbank şeklinde kullanmak istersen burayı kullanacağım. Hemen bunun sol tarafında bir 7.4 volt çıkışımız var. JST soketli. Mobil araç kiti yapımında motor sürücüsünü beslemek için kullanacağım bir çıkış. Bakın bunun için de şöyle bir aparat kullanacağım. JST kablom. Bununla motor sürücüsüne bağlantı yapabileceğim. Burada bir on off düğmemiz var. 7.4 volt enerjiyi aktif etmek için kullanılan bir anahtar. Hemen sağ tarafta iki pinlerden de dışarıya çıkış alabiliyorsunuz. Bakın üstteki pin şurası artı burası eksi VCC ve GND olarak belirtmiş. Buradan 7.4 volt alıyorsunuz. Buradan bakın 3.3 volt alabiliyorsunuz sensörleri besleyebilmek için. Buradan da 5 volt isterseniz Arduino'nuzu da buradan besleyebilirsiniz 5 volt olarak. Şurada da bir led ışığımız var yine. 7.4 volt alırken buradaki ledlerimiz yanmış olacak. Teknik özellikler olarak Type-C girişinden 5 volt 2 ampere kadar bir enerji girişi verebiliriz. Daha yüksek akımlar sıkıntı yaratabilir. O yüzden bu giriş akımlarına dikkat etmemiz lazım. Çıkış gerilimlerimiz 7.4 volt demiştik DC için. Burada da maksimum 2 amper 3 ampere kadar yani motor kart modeline göre bir çıkış alabilmekteyiz. 5 volt çıkışımızdan 1 amper 2 amper arası bir çıkış alma imkanımız var. 3.3 volttan ise 500 miliamper 1 amper arası yani step down regülatör çıkışı alma imkanımız mevcut diyebiliriz. Bunlara bağlayacağımız pillerimiz burada 18650. Şöyle gösterecek olursam üzerinde yazıyor bakın artısı burası. Bu devrelerde artı ve eksi çok önemli. Buraya takacağımız pillerin yönünü ters takmamamız lazım. Ters taktığımız zaman devremiz zarar görebilir. O yüzden öncelikli olarak pilimizin artısını eksisini iyi bilmemiz lazım. Eğer buradaki yazılar silinmiş olursa, bakın pilin artı kısmı şu şekilde. Üstünde çentikler var, daha küçük. Pilin eksi kısmında düz ve birazcık daha büyük şekilde. Pil yuvasında da şurada artı işaretleri var. Şurada da eksi işaretleri var. Artılar pilin artısına denk gelecek şekilde pil yuvasına takmamız lazım. Burada EL olan markamız, IMR güç seviyemiz. Yani yüksek akım verebilen pil türünü ifade etmekte. 18650 pilin tipi 1500 mAh pilin gücü diyebiliriz. 3.7 volt pilin voltajı. Alt tarafta da bakın watt saat olarak vermiş. 5.55 watt saatlik. Şurada da bakın tarihi var. 2025 3. ay 15'i yani piller yeni, bu da önemli tarih olarak. Pilleriniz ne kadar yeni olursa o kadar da gücü düzgün alabilirsiniz. Eski tarihli pillerde de sıkıntı yaşayabilirsiniz. Pillerde birazcık kaliteli olması lazım kullanacağınız pillerin.
Eğer mobil kitler çalıştırıyorsanız piyasada bunların değişik kapasiteli olanları var. 1500 mAh, 2000 mAh, 3000 mAh gibi. Dışarıda 8000, 9000 mAh'lik satılan piller var. Bunlar doğru bir değerler değil. Alacağınız pillerde de markalı olması. Burada CE sertifikası var. Bu tarz sertifika işaretlerinin bulunması önemli. Pil tercih ederken bunlara dikkat edebilirsiniz. Çünkü ucuz ve sahte piller hem düşük performans hem patlama, yangın gibi riskler taşıyabilmekte. Buna da dikkat etmemiz lazım. Bu devremiz bizim 2 adet 3.7 volt pille çalışmakta. Yani seri bağlı. O yüzden tek pil devresini bununla kullanamayacağız. 2 pil kullanmamız lazım. Hatta farklı kapasite veya farklı markada pil de takmak pek önerilmemekte. İkisi de aynı özellikte pillerin olması gerekmekte. Tek pil takmak devrenin dengesini ve güvenliğini de bozabilmekte. O yüzden 2 pil takarak devremizi o şekilde kullanmamız lazım. Bu devre ona göre yapılmış bir devre. Şimdi pilleri ben yerleştireceğim. Bakın artılarım burası. Artı işaretlerim de burada. Pilimi şu şekilde bastırarak yerleştiriyorum. Artısı burada, eksisi burada. Burası on kısmında olduğu için ışık yandı. Şurayı off yapalım pilleri takarken. Pilleri taktıktan sonra açarız. Bakın iki pilimi taktım. Şimdi şurayı on konumuna getiriyorum. Burada on ledi yandı. Yani şu an 7.4 volt çıkış alabiliyorum. İsterseniz bunu ölçü aletiyle bir kontrol edelim. Evet, ölçü aletimi buraya yerleştirdim. Bunu hemen doğru akım kademesini alıyorum. 40 volt kademesini alalım. Şimdi burada çıkışlarım var. 7.4 voltu bir ölçelim. Bakın 8 volt civarında. Niye 8 volt gösteriyor? Eğer bu pilleri tam şarj ederseniz 8.4 volt gibi bir değer alırsınız tam yükte. Deşarj olduğu kısma 6 volta kadar da düşebilmekte. Burası da artık deşarjın sınırı. Buraya kadar çok düşmesi istenmez pillerin. O yüzden oraya düşmeden şarj etmek lazım ama tam dolu esnasında buradan bu değeri okuyabiliriz. Aynı voltajı şurada da okumam lazım o zaman. 7.4 volt demiş. Bakalım 7.4 voltu buradan alabiliyor muyum? Yani 8 voltu. Bakın 8.03 voltu buradan da almış oldum. İster buradan soket girişiyle kartımızı besleyebilirsiniz, motor sürücüsünü. İsterseniz buradan da alabiliriz. Mesela şuradaki 3 volt kısımları var mı? Bakın şu anda burada bir enerji yok. Dikkat ederseniz çok düşük bir voltaj var. Şu an buraya voltaj verebilmem için şuradaki anahtarı açmam gerekecek. Şu an ben burayı denedim. Şuradan da voltaj alamayacağım USB'den. Burası 7.4 volt çıkışım. Ben burayı buradan iptal edeyim. Buradan eğer ben motor sürücüsünü beslemek istersem, bakın şuradaki kablomu buraya takıyorum. Kablomun bakın şurada bir ucu var. Motor sürücü kartımı alıyorum. Motor sürücü kartımda da burada bakın 7.4 volt girişi var. Buradaki 7.4 volta bunu taktığım zaman burayı açıyorum. Burayı açtığım zaman bakın burada da bir on off düğmesi var. Burası da açıp kapattığınızda şu an motor sürücü devresini bu şekilde beslemiş oluyorsunuz. Motor sürücü devresinin beslemesi bu şekilde. Şurada da motorlarınızı bağlayacaksınız. Bunu buradan kapatıyorum. Şuradaki soketimi çıkartalım. Buradaki soketimi de çıkartayım. Şimdi yukarıdaki tuşa basacağım. Şuradaki tuşa. Buradaki tuşa bir kere bastığınız zaman burada ışıklar yanıyor. Şu an benim bu pillerin şarj seviyesi yaklaşık %70-75 civarındaymış. İki tane kırmızı ışık yanıyor. Bir tanesi sarı durumda. Artık buraya bastığım için şuradaki USB tarafından enerji almam lazım. Hemen oraları bir ölçelim isterseniz. Bakalım buraya 5 volt geliyor mu artık? Bakın 5.13 voltu burada ölçtüm. 3.3 volt geliyorum oraya bir bakalım. 3.3 voltumu da buradan aldım. İsterseniz şuradan USB takarak da cep telefonumuzu şarj ediyor mu bir bakalım. Hatta size şarj akımını da göstermek istiyorum. Bakın şöyle bir test cihazım var. Bunu buraya takacağım. Bu test cihazının ucunu. Ve buna da USB kablomu takacağım. Şu şekilde. Ve bunu da geliyorum cep telefonuna takıyorum. Evet, cep telefonum şu an şarj ediyor. Ve şurada da bir akım değerleri ölçüyorum ben. Akım değerlerini şöyle göstermek istersem ne ölçüyormuşum bakalım. 4.82 volt diye göstermekte. 0,66 amper yani 660 miliamperlik bir akımla şu an şarj ediyor. Tabii düşük bir şarj seviyesi ama nihayetinde buradaki pillerin gücü de birazcık düşük. 1500 mAh'lik. Piller birazcık daha yüksek kapasitede olursa daha yüksek akım buradan alabilirsiniz. Şuradaki butona bakın. 2 kere basıyorum. Kapandı. Şarj işareti gitti. Buradaki butona tekrar basıyorum. Bakın şarj başladı tekrar.
Bu şekilde buradan açma kapama yaparak iki kere basmanız şarjı burada iptal edecektir. Burayı çıkartalım. Telefonumu da şu şekilde yan tarafa alayım. İsterseniz bu sefer buradan şarj edelim. Bakın buraya taktım. Bunu da şu şekilde şarj adaptörüne takıp şurada bir elektrik girişim var. Bunu da buraya taktım. 5.11 gelen voltaj değerim 1.16 amperle şarj ediyorum. Demiştik ki 2 ampere kadar olan bir seviyede şarj edin. Daha fazla yüksek akımlarda şarj etmeyin demiştik. Ölçü aletimi bu tarafa alayım. Bunlar dediğim gibi iki pili aynı anda şarj etmek için kullanacağız. Yani tek pil burada çalıştırmayacağız. Eğer siz tek pil kullanmak isterseniz farklı bir şarj ünitesi kendiniz de yapabilirsiniz. Burada daha önce tasarlamış olduğum bir şarj ünitesi var. Burada ben her pili ayrı ayrı şarj edebiliyorum. Bir hücreli lityum pillerini şarj edebiliyorsunuz ama paralel bağlı pilleri de şarj etme imkanınız var. Yalnız burada şöyle bir sorun olabiliyor. Aynı marka pil kullanmazsanız, farklı marka, farklı amperde, farklı voltajda piller kullanırsanız şuradaki modül hasar görebiliyor. Yani çok hassas bir modül. Pili ters taktığınızda modülü bozabiliyorsunuz. Buradaki modül de çok ucuz bir modül. Bundan dolayı da ben riske etmemek için bundan iki tane buraya bağladım ve ikisini buradan paralel bağladım. Şuradaki artıdan buradaki artıya bir uç aldım. Buradaki eksiden buradaki eksiye bir uç aldım. Piller için de şöyle yaptım. Böyle bir tane pil yuvası aldım. Burada B artı ve B eksi uçlar var. Bu pilin artı ucunu buradaki B artıya, bu pilin eksi ucunu buradaki B eksiye bağladım. Ve bu pilin bağlantısını yapmış oldum. Buradaki pil yuvası içinde bakın buradaki B artıya artı ucunu bağladım. Buradaki B eksiye de bu pilin eksi ucunu bağladım. Normalde her iki taraftan da şarj edebiliyorsunuz. İkisi birbirine bağlı olduğu için. Yani iki kart üzerinden piller ayrı ayrı besleniyor. İki tanesini şarj ederseniz de yine tek uçtan giriş yapabilirsiniz. Bir tanesini şarj ederken de tek uçtan giriş yapabilirsiniz. Böylece daha güvenlikli bir şarj aleti oldu benim için. Daha önceden notebook bataryalarından sökmüş olduğum böyle piller vardı. Samsung piller. Burada da artısı burasıymış, eksisi burasıymış. Bunu da şuraya bağlayalım. Buradan da micro USB girişimi buraya bağlayayım. Şu şekilde bağlantımı yapıyorum. Şuradaki elektriğimi buradan çıkartayım. Bunu takalım. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde de devremi şarj edebiliyorum. Şarj ederken burada kırmızı ışık yanıyor. Burada kırmızı ışık yok, mavi ışık var. Diyor ki bu pil yuvası boşta. Bu pil yuvasına da pili takıp şarj edelim. Yine artı burası, eksi burası. Dikkat edelim onlara, önemli. Bakın iki pili de aynı anda şarj edebilmekteyim. Tabii kullandığınız bataryaya göre daha yavaş şarj olacaktır. Tek pili daha hızlı. Ben altına bir tane de bunu tutsun diye bir plaket koydum. Siz istediğiniz bir şeyin üzerine de bunu monte edebilirsiniz. Böyle de bir devre yapma imkanınız var. Bu da hangi modülle yapılıyormuş? TP4056 modülle bu yapılabilmekteymiş. Burada ayrıca out kısmımız da var. Bakın şurada out artı out eksi diye. Yani buraya pil takılıyken buradan dışarıya da enerji alabiliyorsunuz. Farklı cihazları besleyebilmek için. Tekrar buradaki elektriğimi keselim. Ve diğer elektriğimi takalım. Şu an devremiz şarj olmakta. Şarj bittiğinde bakalım hangi seviyeye gelecek, onu size göstereceğim. Evet, şu an pil devremiz şarj oldu. Bakın ışıklar iki tane kırmızı, %75'te sarı, %100'de ise yeşili göstermekte. Şu şekilde artık şarjımı çekiyorum. İsterseniz bu taraftan Arduino'yu da besleyebilirsiniz. Arduino'ya herhangi bir şekilde kod yüklediğinizde Arduino kartınızı beslemek isterseniz buradan USB kısmını takıyorum. Arduino'mu bakın bu şekilde besleyebiliyorum. Arduino'muzu harici olarak nasıl besliyorduk? Şurada bakın WIN girişi var. GND var. Burada da 7.4 volt, 3.3 ve 5 volt var. Buradaki WIN girişi şuradaki bakın adaptör girişine bağlı. İster buradaki adaptör girişi için bir jack yuvası elde edip buradaki soketlerden alabilirsiniz. 7.4 volt girişinden ya da şuradaki soketten. Soketin girişi bu şekilde, bir tarafı da bu şekilde ayarlayabilirseniz buradan besleyebilirsiniz. Eğer öyle imkanınız yoksa bir ünite üzerine monte ettiyseniz şöyle bir şey de yapabiliriz. Burada WIN girişinden 7 ile 12 volt arasında bir besleme voltajı vermek gerekiyor Arduino'nun sağlıklı çalışması için. Buradan verdiğiniz voltajı şuradaki besleme ünitesi 5 volta düşürüyor. Ben o yüzden şöyle yapayım. 7.4 volt VCC'si bu tarafta. Bunu alıyorum. Buradaki WIN girişine bağlıyorum.
Buradaki kablomu da buraya alıyorum. Bunu da GND'ye bağlayacağım. Şuradaki GND'ye bunu bağladığım zaman şuradan on tuşunu açıyorum. Bakın buradan Arduino'mu bu şekilde de beslemiş oluyorum. Buradan 5 volt da verebilirsiniz bu tarafa ama en sağlıklısı eğer dışarıdan harici bir kaynaktan verecekseniz buradaki Win girişinden 7-12 arası vermek daha sağlıklı diyebiliriz. Şu şekilde bağlantılarımı da sökeyim buradan. 18650'nin gerek Arduino projelerinde gerekse powerbank güç kaynağı olarak nasıl kullanılabileceğini gösterdim. Bu kartımız bizim MIB için özel olarak üretilmiş bir kart. Piyasada buna benzer kartlarda yine bulursunuz. Ben işin mantığını size anlattım. Hem bu kartı tanıtmış olduk hem de bu tarz bir kartın nasıl çalıştığını da sizlere göstermiş olduk. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Buradaki modülü nasıl buldunuz? Sizin bu modülle ilgili ekleyeceğiniz önerileriniz varsa bunları yorum kısmına belirtebilirsiniz. Bu videomuzun daha çok kişiye ulaşması için videomuzu paylaşmayı, bundan sonraki videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.